Manşete hoş geldiniz. Bugün muhalefet nasıl başarır sorusuna cevap arayacağız. Ama elbette hem ekonomik konulara hem de Ukrayna ile ilgili konulara da bakacağız. Ee, çokça Çok eleştiri geliyor. Yani gene muhalefeti gömdün, gene onlara bir şans vermedin vesaire. Bir kere benim muhalefete bir şans verip vermememle muhalefet bir yere gidecek değil. İkincisi eğer muhalefeti eleştiriyorsam önemsediğim için. Mesela Erdoğan'ı eleştirmeyi bıraktım ben. AKP'lileri de eleştirmiyorum. Neden? E çünkü yani onu önemsiyorsanız veya orada bir çıkış buluyorsanız böyle bir şey olabilir mi diyebilirsiniz ama orada artık mesela en son Erdoğan'ın manda yoğurdu meselesiyle ilgili olarak bir önceki analizlerini kastettim şunu söyledim dedim ki artık Erdoğan gerçeklikten koptu bırakın bunları. Yani oturup da manda yoğurdu fiyatlarını karşılaştırmanın, bunu halka anlatmaya çalışmanın böyle bir şey olabilir mi demene bir manası yok. Kastettiğim o. Muhalefeti eleştiriyorsak veya muhalefet burada hata ediyor, burada kendini duyuramıyor, burada doğru bir strateji izlemiyor, bak seçime bir yıl kaldı adayını ortaya çıkarması ve etrafında kenetlenmesi gerekiyor, oturmuş şu anda altılı masada güçlendirilmiş parlamenter sistemde şu olacak bu olacak bu konuda mutabakat, mutabakata vardık. Detaylarla uğraşıyor falan derken kastettiğimiz de bu. Muhalefetin 5 6 7 yıldız çıkarması lazım. Sadece bir Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş meselesi değil bu. Yani gölge bakanlarının olması lazım. E Ekonomi konularını DEVA partisine mi ihale ettiniz? Bir gölge bakan belirleyeceksiniz ve diyeceksiniz ki nasıl ki şık bir hareket Meral Akşener ben e güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanıyım yeni dönemde Türkiye'nin başbakanı olacağım diye ortaya çıktı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından sıyrıldı değil mi? Nasıl ki Meral Akşener yeni Türkiye'nin başbakanı olarak kendi vaatlerini ve yapacaklarını anlatmak ve ben bunu böyle yapacağım, bu şekilde yürüyeceğim falan demek durumundaysa ve öyle öyle yürüyorsa aynı şekilde Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı da çıkacak ve diyecek ki işte ben Adalet Bakanı olarak böyle yapacağım. İçeride bir tane siyasi suçlu kalmayacak. İşte ne bileyim bütün KHK'ları kaldıracağız. İçişleri Bakanı çıkacak. İşte efendim polisle ilgili güvenlik güçleriyle ilgili vaatlerde bulunacak vesaire. Batı da böyle. Tamam medyaya çıkamıyorsunuz ama ileride o da olacak. Yani İngiltere'de çok güzel bir şey var. Diyelim ki bir eğitim. E, ...politikası söz konusu oldu. Hemen işçi Partisi'nin, Ana Muhalefet Partisi'nin... ...Gölge İşçi Bakanı'na bağlanıyor. BBC veya diğer işte şeyler. Ve o Gölge e, Bakan... E, ...diyelim ki eğitimle ilgili bir şey var. Gölge Eğitim Bakanı. Hemen bağlanıyor ve... E, ...kendi bu politikayı veya o uygulamayı eleştiriyor. Veya biz iktidara gelirsek böyle yapacağız diyor. Gölge Bakan diye bir uygulama var yani. Şimdi de aynı şekilde... Gölge Bakan benzeri bir uygulamayla yeni yıldızlar tanıtılmalı ve yeni dönemdeki bakanlar adaletin başında, iç işlerinin başında, ekonominin başında, ulaştırmanın başında, ormanın başında, tarımın başında kimler olacak ve ne yapacaklar? Bu yıldızlar ortaya çıkmalı ve bir kadro hareketiyseniz insanlar bu kadroyu görmeli, görmek isterler yani. Şimdi bakın Türkiye'nin hali pürmelali. Bankacılık sektörü Şubat ayı sonu kar karşılaştırmasını profesör doktor Şenal Şenol Babuşçu paylaşmış e, grafiği paylaşmış kamu bankaları 500 kar etmişler bir önceki şubat ayına göre yerli özel yerli sermayeli özel bankalar 336 yüzde 336 yabancı sermayeli bankalarda yüzde 200 sistem Bededaka verileri bunlar sistem kendisini kar ettiriyor kendi kendi karlılığı artıyor. 3 kat, 5 kat bir önceki yılın aynı ayına göre vatandaş fakirleşirken burada bir tuhaflık var ve bunun anlatılması gerekiyor. Yine Güldem Atabay paylaşmış. Maliyet tartışını durduramıyorsan KDV indiriminin fiyatlara etkisi iki gün sürer diyor. Aynen öyle. Yani ve bu anlatılmalı. KDV indirimiyle, vergi indirimiyle, ÖTV indirimiyle enflasyonla mücadele edilemez. E, yani finansaldır bu krizin nedeni. Para politikalarıyla, çözeceksin bu konuyu ekonomistler bas bas bağırıyor %3 %5 şeyi indirerek şimdi İngiltere'de de enerji krizi söz konusu olduğu için litre başına hükümet aldığı 5 penilik hani 5 kuruş diyelim 5 penilik vergi al, almayacağını söyledi pompa fiyatlarına bu yansıdı mı o gün yansıdı ertesi gün yans e, niye çünkü sürekli artıyor fiyatlar Bloomberg paylaşmış, son derece önemli ve çöplere çip takarak çöpün izini sürmüş. Gazeteciliği görüyor musunuz? E, 2020'de İngiltere Türkiye'ye 575 ton günlük atık e, satıyor. Türkiye ithal ediyor. Ve İngiltere'de ton başına 200 pound ödüyor. E, Bloomberg, Tesco marketler zinciri vardır İngiltere'de son, son derece meşhur ve yaygın. O çöplerin çöplere çip takarak e, izini sürmüş ve çöp, e, çip takılı olan çöpler 3200 kilometrelik bir mesafeyi kat ederek Adana'da ortaya çıkmış. Adana'da da bomboş bir araziye bırakılıyor. Evet. Yani elin batılısı da kendi çöpünün izini sürüyor ve o çöpler değerlendiriliyor mu geri dönüşümde falan diye bakıyor ama Türkiye'nin öyle bir derdi yok. Boş araziye atıyorlar çöpleri. Ton başına 200 pound'u ceplerine koyup işlerine bakıyorlar. Bir de tabii şimdi sorumlu kim diye sormuş ee, Ru Rusya. Ben burada Ukrayna meselesine girmeyeceğim de. Sadece bir e, halkın e, nasıl algıların etkisinde kaldığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi vatandaşa... Ukrayna krizinde veya Rusya'nın Ukrayna işgalinde sorumlu kim diye sorduğunuzda ABD NATO %48 çıkmış onu Rusya takip ediyor. Ekranlardan böyle empoze edildiği için böyle çıkıyor. Farklı yönde empoze edilseydi mesela İngiltere'de bu soruyu sorun %70-80 Rusya çıkar. Almanya'da sorun başka çıkar Amerika'da sorun belki %90 Rusya çıkar. Niye? E çünkü ekranlardan öyle haberler veriliyor bu görüşleri destekleyecek haberler veriliyor. Yalnız orada enteresan bir e, konu var. ABD NATO diyen partilere göre e, dağılım yapıldığında, ayrım yapıldığında en yüksek oran İyi Parti ve MHP tabanında. Yani İyi Parti ve MHP tabanı %67-68 ABD ve NATO diyerek Batı'ya karşı olduğunu da koyuyor. O, yani milliyetçi taban diyebiliriz. Milliyetçi taban almış önde gidiyor yani. Evet. Nasıl olmasın ki muhalefet işte muhalefet bunlara bakacak. Muhalefet bu algıyı düzeltecek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi insan Haklarını Güçlendirme Mücadele Uygulama Araştırma Birimi'nde bakın internette Adolf Hitler'in sözü aklım bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir. Adolf Hitler'in şiddet çağrısı yapan sözü böyle kapak yapılmış. Evet. Muhalefet liderlerinin buluşması. Siz kendi iletişiminizi de götüreceksiniz. İletişim götürülmediği için kendin çal kendin oyna gibi bir şey oluyor. 28 Şubat toplantısından haberdar mısınız diye sormuşlar. Halkın %46'sı haberdar değil 53'ü haberdar. Yani yarısı bilmiyor. E ne yapalım işte medyada yasaklıyız. Hayır bulacaksın yani. AKP de medyada yasaklıydı 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelmeden önceki dönemde. Hiçbir kanalda çıkmıyordu, çıkartılmıyordu. Hepsi barajın altında kal kalmış liderler ve partilerin söylemleri bütün medyada dolaşımdaydı. Ama bir biçimde mesajını ulaştırabildi vatandaşa yani. Muhalefet. CHP'yi temsilen Avrupa'da konuşan e, Hasan Akgün diyor ki, ''Türkiye'de özellikle ülkemizin Doğu-Güneydoğu bölgesini sarsan terörist faaliyetleri olduğu müddetçe, ihraç ve görevden almaların anayasamızdan gelen haklar nedeniyle hükümetler tarafından devam ettirileceğini düşünüyorum.'' Diyor ki yani terör eşittir HDP. Orada halkın oyuyla e, Güneydoğu'da, doğuda HDP belediye başkanları göreve gelse bile Erdoğan gitse de gitme. Bu bir devlet politikasıdır. Devam edecek. Bizim dönemimizde de devam edecek diyor. Muhalefet. Sonra da bu lafları düzeltmeye çalışmış ama laf fazlan bir kere çıkar. Hem de metne bakarak konuşuyorsun sen yani. Tepkilere tepkiler yükselince de ya öyle demek istemedim de böyle demek istedim. Açın bakın ne demek istediğine. İki şık hareket. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Beşli çete var ya parayı alıp köşeye dönen milyarlar dolar alanlar var ya bunlar diyor Londra'ya gittiler. Ve bütün paraları Londra'ya götürdüler. Ee, biz o paraların tamamını Türkiye'ye getirip fakir fukaraya teslim edeceğiz. İşte bu mesajın çok güçlü bir şekilde verilmesi lazım. Çok güçlü bir şekilde verilmesi lazım. Örnek bugün oligarkların mallarına bütün dünyada el konulması ve işte efendim... Ee... Putin bağlantılı iş adamlı birazdan bakacağız. Putin bağlantılı iş adamlarının servetlerinin dondurulması vesaire. Hukuki mi değil mi bununla ilgili önceki analizlerde çokça konuştum. Atıfta bulunmayacağım. Bütün dünyada artık savaş hukuku uygulanıyor. Yani meselenin artık mesele artık demokratik mi değil mi insan hakkına saygı var mı yok mu hukuki mi değil mi falan şeyinden çıktı. Onu da söyleyeyim. Meral Akşener ikinci şık hareket. Türkiye'nin müstakbel başbakanı olarak söze giriyor ve işte polisler ediyor hakkınızı vereceğim. Bu 3600 ek gösterge meselesi yılların tartışma konusu. İktidar da yapacağız dedi, hala yapacak ayrı bir konu. Muhalefet ayağa kalkınca tabii iktidar da hareketlendi. "Bunu yapacaksınız. Ben başbakan olarak şunu yapacağım, bunu yapacağım vesaire." Adayınız ortaya çıkması lazım şu anda. Ben de işte Cumhurbaşkanı adayı, adayı olarak şunu yapacağım, bunu yapacağım demesi lazım. Evet, güçlendirilmiş parlamenter sistem tek başına havada kalıyor bir cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkmadan. Çünkü o cumhurbaşkanı adayı diyecek ki ben ilk iki yıl yetkilerimi şöyle 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 kullanacağım. Ve işte ilk iki yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak değişiklikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Ben de işte efendim bu konuda şöyle katkı sunacağım falan demesi lazım. Yani çünkü iki seçim olacak. Yani bir cumhurbaşkanını seçeceksiniz tam yetkili bir de parlamentoyu seçeceksiniz. Parlamentoda parlamentoda da ne yapacağınız belli değil İktidar seçim yasasını değiştirip geliyor birazdan ona da bakacağız o konuda da bir ağız birliği yok ve ayrıca yani ekranda yorumcu olarak çıkanlar mesela bugün seyrettim e, kend, muhalif görünümlü bir gazeteci e, çokça seyredilen youtube kanalında işte seçim yasası bir yıla kadar uygulanmaz deniyor ama gene şimdi o çıkan seçim yasasının arasına bir madde konulacak bu da öne çekilecekmiş falan diye e, geveledi yani ekrana çıkan yorumcular bile siyasetten anladıklarını söyleyen yorumcular bile siyasetten anlamıyor. Nasıl oluyormuş seçim kanununa bir madde eklenerek e, bu bir yıldan önce uygulanacakmış? Anayasa 67'yi değiştirmeniz lazım. Anayasa 67 çok açık. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz diyor. Sen seçim kanunu içine bir madde koyarak onu nasıl 6 ay içinde uygulayacaksın? Millet ezbere konuşuyor yahu böyle de konuşuluyor falan nereden duydun kaynağı neresi ve onu düzeltmen gerekmez miydi? Gerçekten seyrettiğiniz insanlara da dikkat edin yani. O arada enteresan bir şekilde Murat Gezici Gezici Araştırma ki geriye doğru epey bir vartaları olan bir isimdir. İkinci tura diyor Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan kalırsa 52 ile Kılıçdaroğlu kazanıyor diyor. Evet. Ne diyeceğim bilemedim ama e, bu oranları da elbette CHP liderinin önüne koyuyorlar. Heyecanlanıyor mu ya da ya burada bir problem mi var arkadaşlar burada bir problem olabilir mi diye falan soru mu soruyor bilmiyoruz. O arada tabii Türkiye'nin dış politik hamleleri falan çokça konuşuluyor. Bir hükümetin iç siyaseti ne haldeyse dış siyaseti de ondan farksızdır demiş Ömer Murat. E iç siyaseti çok kötü ama dış politikayı iyi yönetiyor diyorsanız muhtemelen dış politikadan hiçbir şey anlamıyorsunuz demektir diyor. Katılıyorum. Dolmabahçe'de barış masası veya barış görüşmeleri yapılınca Ukrayna ile Rusya arasında iki gündür muhalifi gayri muhalifi sağcısı solcusu ulusalcısı herkes hükümetin yanında veya işte Erdoğan'ın yanında hizalandı. Türkiye muhteşem işte efendim bu işi başarabiliriz bak bütün dünyanın gözü Türkiye'de falan gibi coştular izliyorum ve hayretle e, böyle bir şey yok yani böyle bir şey yok yok gerçekten birazdan bakacağız ama şu olmalı Türkiye'nin gündeminde Sezgin Tanrıkulu paylaşmış Muharrem Aksan 16 yaşında Kürt çoban özel timin atış talimi yaptığı alanda ölü bulunmuş evet ve kimse bunun hem de paramparça bir şekilde delik deşik yani kurşunların hedefi olduğu beş belli insan canının olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. İnsan canının değerinin olmadığı. İnsan canının değerinin olmadığı bir ülkede her şey olur ve başınıza her şey gelir. Evet. Ama işte e, iç politika ya iç politikada hükümet çok kötü ama dış politikada çok iyi filan. Bu fotoğraf dolaşıma girdi. Erdoğan Ukrayna Rusya barış masası da işte kurdu, Dolmabahçe'de onlara bir de hitap etti vesaire. Bütün dünya kendisini konuşacak zannetti ama maalesef öyle olmadı. Bütün dünya Roman Abramovich'i konuşuyor. Çünkü ilk defa orada daha önce birkaç hafta önce İsrail'de eee havalanında görüntülenmişti. E, ve bütün dünya Roman Abramovich'in Dolmabahçe bahçe görüşmelerinde bulunmasını falan konuşuyor şu anda. İngiltere'de mal varlığı dolduruldu. İki not enteresan not e, aktaracağım. Birincisi şu. Mart ayının ilk günleriydi 3 Mart galiba ya da 2 Mart Chelsea Gulübü kulübünü 3 milyar pound'a satacağını açıkladı ve e, satış gelirini Ukrayna savaşının mağdurlarına harcayacağını söyledi. Sonra ortaya çıktı ki aynı günlerde e, Rusya-Ukrayna e, barış müzakerelerinin ana aktörlerinden biri hatta bir zehirlenme hikayesi falan ortaya çıktı. Tam olarak ne olduğunu da anlayamadık. Ayrı bir konu. İkinci bir konu da Roman Abramovich Putin'e yakın ve Putin'e bağlı çalışan biri. Yani burada barış görüşmelerini götürüyor ama esasen Moskova masasında oturuyor. Fakat şeyle Zelenski ile Ukrayna lideriyle de şöyle bir yakınlığı var. Ukrayna lideri Zelenski de Yahudi, Abramovich de Yahudi, Sefarat Yahudisi. Ondan dolayı Abramovich İsrail vatandaşı. Ve sefarat Yahudilerine vatandaşlık hakkı verdiği için Portekiz vatandaşı aynı zamanda AB vatandaşı Roma, Roman Abramovich. Haliyle böyle bir Yahudi milletinden olma şeyi de kartı da Zelenski ile kurduğu diyalogta ki iki kere görüşmüş Mart başında Zelenski ile etkili oluyor olabilir ama yaklaşık bir ay geçti henüz bir sonuç vermiş değil orada Batı'dan hiçbir destekler veya yeren ya da işte efendim yanında duran veya durmayan açıklama gelmedi. Sadece çok sorulunca Joe Biden demiş ki atacakları adımları görene dek buna fazla bir anlam yüklemiyorum. Dolmabahçe görüşmesine, Dolmabahçe buluşmasına fazla bir an anlam yüklemiyorum demiş. Zaten bir anlam yükleseydi NATO zirvesinde Tayyip Erdoğan'a yüz verirdi. Hiç yüz bulamadı biliyorsunuz Tayyip Erdoğan. Yavuz Baydar İstanbul'daki Ukrayna müzakerelerini bunlar henüz nabız yoklamaları işin başındayız asıl kavga kırmızı çizgilerde yaşanacak diyor. Ve her şey evdeki hesabı tutmayan Putin'in bundan sonraki tercihlerine bağlı demiş. Evet. Roman Abramovich BBC'de de böyle görüntülendi. Herkesin dikkati onun üzerindeydi. E, o arada İbrahim Kalın da Abramovich'i yakın markaja almış. Belli ki İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri himayelerinde Abramovich İstanbul'da iş tutuyor. Evet. Bu da zehirlenme hikayesi. Wall Street Journal yazdı. Taraflar bunu ne yalanladılar ne doğruladılar ama e, Barış Masası'nda bir zehirlenme hadisesi oldu. Net. E, Financial Times Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde ülkenin Nazi'lerden arındırılması talebinden vazgeçtiğini, askeri bir ittifaka girmemesi halinde AB üyesi olmasına izin vermeye hazırlandığını yazmış. Bilemiyoruz bu çıkar mı çıkmaz mı nereye gider ama bu da önemli bir not. Topyekün bir savaş başladı diyor Zelenskiy. Topyekün bir petrol ambargosu istiyor Rusya'ya ve NATO'ya gerekli silahları vermek için gereken cesareti bulamadığı için. Baya bir kızmış. İngiltere Savunma Bakanlığı Rus ordusunun dağıldığını ve Belarus'a dönmek durumunda veya Rusya'ya dönmek durumunda kaldığını çünkü lojistik desteğin kesildiğini iddia etmiş İngiltere Savunma Bakanlığı. O arada Ukrayna'dan işgalden bu yana 4 milyon 20 binden fazla insanın ülkeden terk ettiği açıklanmış Rusya. E, milyonlarca dolarlık e, lüks İsviçre saatlerine el koymuş yaptırım tep tepkisi olarak normal ancak İngiltere'de kendi artık karasularındaki yatlara dahi e, Rus menşeiler atlar yatlara dahi el koymaya başladı öyle ki e, yaptırıma maruz kalmayan Rus iş adamlarının yatlarına bile el konuluyor sonra soruşturma durumuna göre bakılıyor İngiltere demişken e, İngiltere gerçekten e, önceki yıllara göre bir fakirleşme yaşıyor. E, toplam krediler, tüketici tüketici kredi, kredileri bir önceki aya göre Şubat ayında %4.4 artarak 1.9 milyar sterlin seviyesine yükselmiş. Orada e, Ukrayna haberleri biraz etkisini kaybetti. Tekrar e, başbakanlık konutundaki partiler gündeme gelmeye başladı İngiltere'de başbakanlıkta düzenlenen partilere katılan 20 kişiye ceza kesilmiş 100 kişi hakkında soruşturma var başbakan dahil Boris Johnson Ukrayna'dan dolayı bir ay bir buçuk ay rahatlamıştı Ukrayna krizinden dolayı ama tekrar başbakanlıkta verilen partilerle başa ağırmaya devam ediyor İngiltere medyasının birkaç gündür ilk sırasında gene bu konu var dediğim gibi Ukrayna meselesi biraz daha altlara düştü bu da enteresan enteresan bir konu batı bir ay boyunca enerjisi düşmeden süreci takip etti ama özellikle bu hafta başından itibaren İngiltere haberleri, Ukrayna haberleri de bir gevşeme gözlemliyorum. Artık ilk sırada da değil 3. 5. sırada bu haberler verilir oldu. Evet muhalefet nasıl başarır diye başladık. Ukrayna ile bitirdik ya hatta İngiltere ile bitirdik. Umarım istifadeli olmuştur, yararlı olmuştur. Eğer... E, beğendiyseniz e, lütfen e, beğen tuşuna basın e, abone olur bildirimleri açarsanız e, yayınlarımızdan anında haberdar olma şansınız olur bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim hoşçakalın.